Ben Zafer Kızılkaya, hepiniz hoş geldiniz. Kendimi profesyonel deniz korumacı olarak tanımlıyorum. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir sürede Pasifik'te çalıştıktan sonra 2008 yılında Türkiye'ye döndüm. Rahmetli Sait Faik'in bir sözü vardır. Yazı yazmayı çok önemli bir iş saydığımdan başka bir iş yapmamaya karar vermiştim diye. Ben de denizleri korumayı o kadar önemli bir iş saydım ki başka hiçbir iş yapmadım. Şimdi bu gördüğünüz görüntü Yokova Körfezi'nden, Balık Aşıran'dan, Türkiye'nin en büyük özel çevre koruma bölgelerinden bir tanesi olmakla beraber 2008 yılında beni Türkiye'ye getiren, annesini kaybetmiş küçücük bir Akdeniz Fokunu rehabilitasyonu için başladığım süreçte Fokun adı Badem'dir. Fokun koruyucu anne babası rahmetli Mustafa Koç ve eşi Karalin Koç'tur. Badem'i Gökova'ya saldığımızda hazır gelmişken şurada bir suyun altına bakayım dediğimde suyun altında bir nükleer savaş gördüm. Ve inanın zannediyorsunuz ki dünyadaki denizleri tehdidi kirliliktir, plastiktir değil. Bunlar çok basit sorunlar. Bunları çok rahat çözebiliriz. Bunlar mekanik sorunlar. Ama çözemeyeceğimiz bir sorun varsa bu da balık avcılığı. Akdeniz'de 10 bin yıldır balıkçılık var. Ve balık stoklarının %86'sı tamamen tükenmiş durumda. Şimdi size Roma'daki bir kaynaktan, tarihi bir kaynaktan elde ettiğimiz inanılmaz bir hikayeyi anlatayım. İmparator Tiberius dönemi, yıl 42. Akdeniz'de bir barbun türü var, 2,5-3 kiloya varıyor. Çok sırada yaşıyor ve o kadar lezzetli ki, o kadar çok avlanıyor ki hayvanın nesli tükenmek üzere İmparator Tiberius bir deklarasyon yayınlıyor. Bugünden sonra diyor, bu balık sadece imparator ailesi mensupları tarafından yenebilecektir. Ertesi gün Roma'nın kara borsasında bir barbun bir ineğe değişiliyor. Ve o balık türü bundan 2000 yıl önce insanın aşırı avlamasından dolayı yok oluyor. Biz 2000 yıl önce insanoğlu olarak Akdeniz'de bir balık soyunu tüketmişiz. Bunu biliyoruz çünkü tarihi kaynaklarda bu var. Olmayanlar, hiç bilmediklerimiz, daha neleri tükettik biliyor muyuz? Bu kadar insan korumayla ilgileniyor. Dünyada bu kadar korumayla ilgili sözler söyleniyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı var. Hiç merak ettiniz mi dünyadaki karaların ne kadarı korunuyor? Hiç bileniniz var mı? Neyi koruyoruz dünyada? Dünyadaki karaların %14'ü korunuyor. Dünyadaki denizlerin ne kadarı korunuyor biliyor musunuz? Kağıt üzerinde %7. Gerçek anlamda %1'den az. Bakın burada bir rakam var. 30x30 kampanyası diye İngiltere Çevre Bakanı Lord Goldratt Smith'in başlatmış olduğu. 2030'a kadar ülkeler karalarının ve denizlerinin %30'unu koruma altına alacak. Bu %30'ların içerisindeki %10'da her şeye karşı kapatılacak. Bu denizlerde balıkçılığa ve bütün diğer etkilere karşı demek olan. Gelin şimdiki rakamlara bakalım. Akdeniz'in tamamı %6. Türkiye'deki denizlerin %3'ünü koruyoruz. Gerçek anlamda balıkçılar kapalı alan dediğimiz Akdeniz'de Avrupa Birliği'nin merkezi olan Akdeniz'de %0.04. Türkiye'de %0.002. Yani biz hedeflerin daha binde birliğini bile karşılayamıyoruz. Bakın bu %1 sarı nokta bütün dünyayı kaplayan okyanuslarda gerçek anlamıyla, korucusuyla, botuyla, yönetimiyle korunduğumuz şey. Hedef 2030'a kadar %30. Var mı yakalama imkanı? Bence yok. Şimdi yine başka bir tarafa bakalım. Balıkçılığa dünyada her yıl 35 milyar dolar teşvik veriliyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa Birliği. Bu para birilerine daha yüksek teknolojiyle, daha büyük teknelerle daha az balığı avlayabilmesi için veriliyor. Türkiye'de de veriliyor. Yediğiniz balığın hiçbirinin fiyatı bugünkü fiyat değil. Ne zaman bu teşvikler biter, o zaman balığın gerçek fiyatı çıkar. Bakın şimdi başka bir rakama geçelim. Ben National Geographic'te çalışırken bir hesaplama yaptık bundan 8 sene önce. Okyanusların %20'sini korumak için ne gerekiyor, ne kadar paraya ihtiyacımız var diye. Yılda 16 milyar dolara dünyadaki okyanusların %20'sini koruyabiliyoruz.
Ve bunu yaparken de 1 milyon kişiye iş olanağı yaratıyoruz. Her yıl balıkçılığa 35 milyar teşvik verilirken kimse bize 16 kuruş bile vermiyor. Ve belki takip etmişsinizdir, 1,5 ay önce Avrupa Birliği'nde ekosistem restorasyon yasası hazırlandı ve yürürlüğe girdi. Benim de bununla ilgili Avrupa'daki en büyük denizel ekosistem projesini yürüttüğümüz için konuşmacı olarak çağırdılar. Bu teşvikler kesilmediği sürece bu yasayı boşuna çıkarttınız dedi. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Ülkemizde güneybatı kıyılarımızda 5 tane çok önemli özel çevre koruma bölgesi var. Bunların bir tanesi Biyokova. Çalıştığımız şu anda diğerlerinde de çalışıyoruz. Cambridge Üniversitesi'nin bünyesindeki tehdit altındaki coğrafyalar programı Avrupa'nın 8 büyük ölçekli ekosistem restorasyonu projesinden biri olarak bize teklif getirdi ve tek deniz projesi. Gökova'da başlatmış olduğumuz projeyi bu görmüş olduğunuz diğer alanlarda da yapıyoruz. Şimdi neler yapıyoruz? Bakın ben ne dedim? 2008'de geldim, suyun altına girdim ve bir nükleer savaş gördüm. Hiçbir şey yok. Bunun üzerine National Geographic'i davet ettim. Akdeniz'e çok büyük bir proje yaptık. 3 milyon dolarlık bir projeye başladık. Bütün Kuzey Akdeniz kıyılarında korunan ve korunmayan alanlarda dalarak da ne durumda, sağlık nedir ona baktık. İster Antarktika'ya gidin ister tropiklere, bir resifte metrekareye gram başına düşen balık size o resifin ne kadar sağlıklı olduğunu gösterir. Bakın Gökova'ya en sonda 4 gram metrekare ile 2008 yılında Akdeniz'de en az balık yaşayan, ekosistemi tamamen çökmüş olan yer. Şimdi siyah noktalı yerlere bakın. Siyah yıldızlar iyi korunan balıkçılığa kapalı alanları gösteriyor. Bakın İspanya'daki Tavallonare, Medes, bunlarda 100 gram metrekare balık var iyi korunduğu için. Kırmızı yıldızlarsa kağıt üzerindeki koruma alanları. Statüsü var mı resmi olarak? Var ama sahada kimse var mı? Hiç kimse yok. Korunan alanlarla yani kırmızılarla hiç korunmayan alanlar arasında bir fark yok. Demek ki bunların hepsi kağıttan koruma alanları. Denizde olmadığımız sürece hiçbir şey ifade etmiyor. Gökova'nın özelliği de var. Kritik türler var Gökova'da. Akdeniz fokumuz var. 3 taneden az kalan Kın Akdeniz'de. Kum köpek balıkları var. Son derece hırpalanmış, avlanmış, sayıları çok azalmıştı. Orkoz gibi tehdit altında türler var. Ve bu iki deniz koruma alanı Gökova ile Datça Bozkurt'un birbirine çok yakın. Ve biz 2008-2009 yılında balıkçılara gittiğimizde inanılmaz bir şeye tanık olduk. Balıkçılık çöktü. Balıkçının %40 geliri Davos'tan geliyordu. Davos sıfıra indi. %20 geliri Karides'ten geliyordu. Karides sıfıra indi. Bir anda %60 gelirini kaybedince küçük balıkçı şoka girdi. Ne yapacağını bilemiyor. Ve oturduk, tek tek hepsiyle konuştuk. Dedik ki bakın bu alanları kapatırsak, bunlar çok özel alanlar, üreme olan balıkların büyüdüğü. Bu alanlarda büyüyen balık ve iyi korursak dışarı taşıyacak. Bu da bankadaki paranız gibi düşünün. Bankada paranız varsa faiz olarak size gelecek. Bankada paranız yoksa hiçbir zaman faiz de olmayacak. İşte bu kapalı alanlar size bankadaki paranız olacak dedik. İkna ettik, Tarım ve Orman Bakanlığımızı ikna ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı ikna ettik ve 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sadece biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla ilk kez koruma alanları ilan edildi. Bu şekilde. Ve daha da önemlisi Ören'den Tekeburnu'na kadar gırgır ve trole kapalı yaklaşık 300 kilometre karelik bir alan ilan ettirdik devletimize. Ki bu hala Avrupa Birliği sınırları içerisinde gırgır ve trole kapalı en büyük alandır. Şimdi bu alanları kim koruyacak? Sahil güvenlik Ören'de var ama o ara mülteci krizi en üst seviyedeydi. Bütün zavallı sahil güvenlik personeli uyku yok, durak yok, hala öyle. Kardak kayalıkların önünde mültecileri kurtarmakla uğraşıyorlar. Biz dedik ki kendi koruculuk gücümüzü kuralım. Bu arada bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın geçmişte buydu okyanuslar. Bugün bu. Eğer iyi korursak, İngilizcesi full protected, tam balıkçılığa kapatırsak, iyi korursak bu olabilir. Daha az korursak da aslında hiçbir faydası olmuyor. Bu bizim geçen sene Science dergisinde yayınladığımız bir makalenin çizimi. Şimdi, bakana kadar çıktık. Dedik ki, sahil güvenlik bu işi yapamıyor. Biz bu işi Akdeniz Koruma Derneği olarak yapacağız. Bana ne dedi biliyor musunuz? Devlet kolluk gücü yetkisini üçüncü şahıslara devredemez Zafer Bey dedi.
Biz dedik yetki istemiyoruz, yetki sizin olsun. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak anayasanın bana verdiği bir suç durumunda her Türk vatandaşı kolluk kuvveti gelene kadar suçluyu tutma, zapt etme ve kayıt altına alma hakkına sahip. Bu benim anayasal yetkim. Ben kimseye ceza kesmek istemiyorum. Ben orada siz gelene kadar, kolluk kuvveti gelene kadar bu işi yapmak için gönüllü olmak istiyorum dedim. Buyurun yapın o zaman dedi. Ve öyle başladık. İlk başta eski balıkçıları aldık kadromuza. Botlar verdik altlarına. Amerika'da bir yazılım yaptırdık. Özel bir telefonları var. Ben bir iki sene açtığım zaman hangi korucu botum nerede, ne yapıyor, başına ne gelmiş, ne tür bir yasa dışı aktiviteye tanık olmuş. Bunların hepsini fotoğraflarıyla, videolarıyla anlık olarak geliyor. Ve biz de bunları anlık olarak hem sahil güvenlikle hem de Tarım Bakanlığı'yla paylaşıyoruz. Korucularımıza ateş edildi, korucularımız dayak yedi ama yılmadık. Sürekli alanları korumaya devam ettik. Yılda sadece 150 bin dolarlık yakıt yakıyoruz. İki tane de kadın korucumuz var. Şu anda ben bu konuşmayı yaparken, siz otururken onlar yasa dışı balık avlanmasın diye bir balığın daha hayatını kurtarmak için devriyedeler. Dolayısıyla 10 kişilik bir korucu gücümüz var. Ve bakın, yazın bir gulet Instagram sayfasında 5 tane hortumu zıpkınla vurduğunu Instagram'da paylaşmış. Kesinlikle korunan bir tür, vurulması, yenmesi, her türlü ticareti yasak. Teknenin marine trafikten yerini tespit ettik, sahil güvenlikle konuştuk, gerekli yetkilileri alaraktan tekneyi bulduk ve ceza kestirdik. Biz kötü insanız ama yasa dışı aktivitede bulunan insanlara karşı kötü insanız. Ben bir balığın dahi hayatını önemsiyorum orada. Çünkü o bir balık onlara ait değil, o bir balık bu salonda oturan herkesin, çocuklarının, akrabalarının, onlar bizim balıklarımız. Kimseye verilmiş bir hak yok böyle. Ve 2010 yılından beri tonlarca ağ çıkardık suyun altından, atılmış, kaybolmuş. Ve bakın, 2012 yılında alanlar yeni ilan edildiğinde, burası koruma alanı, balıkçılar kapattı burayı. Hiçbir şey var mı sizce? Hiçbir şey yok. Misinalardan başka kopmuş hiçbir şey yok. Bu misinaları tek tek topluyorsunuz. Ağları çıkarmak çok kolay. Ve sadece bir adanın etrafından yanlış duymuyorsunuz. 5000 kilometre misina temizledik. 500 değil. 5000 kilometre. Şu anda Gökova Körfezi'nde benim tahminime göre milyonlarca kilometre misina suyun altında. Biz sadece balıkçılara kapalı alanları temizliyoruz. Ve 7 yıl sonra aynı nokta bakın. Misinalar olmayınca, olta atılmayınca süngerler büyüdü. Süngerler büyüyünce onların etrafında bir sürü canlı oldu. Avcılık olmayınca balıklar geri geldi. Bu sadece 7 yılda oldu. 7 yılda tekrar deniz tamam belki mükemmel seviyesine ulaşmadı. Akdeniz'de mükemmel seviyenin ne olduğunu da bilmiyoruz. Ama deniz geri geldi. Deniz iyileşmeye başladı. Bakın 4 gram olan balık 2008'de hatırlarsanız metrekarede yaklaşık 2017 senesinde bile 100 gramlara yaklaştırdık. Ve şu anki rakamlarla Gökova Körfezi 2009-10 yılında ilan edilmiş olmasına rağmen Akdeniz'in en başarılı deniz koruma alanlarından biri oldu. Ve bizim için en önemli kısım bu mavi kısım. Grafikteki bu maviler büyük balıkları temsil ediyor. Orfos, Laos, Sinarid gibi besin zincirinin yukarısında olan balıkları temsil ediyor. O balıklar bizim için önemli. Bir deniz koruma alanı iyileşmişse, bir deniz iyileşmişse, biyolojik çeşitliliğin değil, biyokütlenin çoğunun büyük balık olması lazım. İnsandan önce denizde sadece büyük balıklar hakimdi. Ve Orfos, hiçbir şekilde alanın dışında görmüyoruz, sayamıyoruz. Onlar bile biliyorlar nerede yaşamaları gerektiğini. Dışarıda avlanıyorlar çünkü. Dolayısıyla sadece kapalı alanlar, balıkçılar kapalı alanlar bu balıkların son kaleleri. Ve kum köpek balıkları. 2010'da çok az sayıları, bunların yaşadığı alanı yüzmeye dahi kapattırdık. Şu anda suyun altında çok kompleks kameralarımız var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla beraber bir izleme programımız var. Karında kameramız var. Suyun altında kameralarımız var. Bu kameralar sürekli çekim yapıyorlar. Bir de bir akıllı tasarım yaptırdık, yazılım yaptırdık Silikon Vadisi'nde firmaya. Kameralar köpek balıklarını tanıyorlar. Bireysel olarak bile tanıyorlar, cins olarak bile tanıyorlar. Her köpek balığı geçişte bize hemen sinyal geliyor ve Excel dosyasına işte köpek balığı şu tarihte daha önce de geçmiş diyor ve böylece alandaki köpek balığı sayısını, dışı erkek dağılımına, hangi mevsime geldiklerini
Benim için en zevkli kısımsa sabah laptopumu açtığımda köpek balıklarımı kameradan görebiliyor olmak. Ve Akdeniz fokuru. 2010 yılında Körfez'de bir tane Akdeniz fokurundan bahsediyordu balıkçılar. Körfez'deki bütün mağaralara baktık. 4 tane üreyebilecekleri mağara bulduk. Bu mağaraların üzerine yine gerçek zamanlı 4K kamera sistemleri yerleştirdik ki hiçbir şekilde zarar vermeyelim kendilerine, rahatsız etmeyelim diye. Bunlar infrared kameralar, 4K kalitesinde. Bakın bu gece yarısı bir çekimiz herhalde sabah 2.54'te. 2 tane dişi fok Ören'deki mağarayı kullanırlarken. Ve kameradaki yazılım yine sırtlarındaki çizgilerden bütün fokları tek tek ayırt ediyor. Hepsinin bizde bir ismi var. Daha önce bu yerde miydi, ne zaman çıktı, en son yeni bir yavru olduğunda ona kadar. Şu anda 11 fokumuz var bir kovada. Ve yine sabah açtığında böyle bir CCTV ekranı gibi bir program var. Kameraların, fokların, köpek balıkların hepsini izleyebildiğiniz bir görüntümüz var. 2017 yılında bir mağara keşfettik. İçerisi muazzam güzeldi ama fokların çıkabileceği grubu platform yoktu. Buraya bir platform inşa etmeye karar verdik. Bakanlıktan izni aldık. Tek tek kayalar getirdik. Sonra üzerine kum çuvallarıyla, çimento çuvallarıyla kapladık. Sonra çakıl koyduk ve kameramızı koyduk. Ve 4 ay sonra bir erkek, bir dişi fok bu mağarayı kabullendiler. Bu mağarada yaşamaya başladılar. Bu ilk kez dünya tarihinde insan eliyle nesli kritik derecede tehdit altında bir türün yaşama ve habitat alanını arttırmak için başarılı olmuş bir aktivitedir. Daha başka mağaralar da var. İçerisinde tadilat yaptırmak istediğimiz. Şu anda onları çalışıyoruz. Bakın bu görmüş olduğunuz bizim iklim değişikliği izleme programımız. Mert arkadaşımız bahsetti, 1,5 dereceden dönüş yok. O dünya ortalaması için. Maalesef Doğu Akdeniz için bu 4 katı. Bizim bütün modellemelerde 6 derece çıkıyor Doğu Akdeniz. Bu ne biliyor musunuz? Su sıcaklıklarının, yüzey sıcaklıklarının dünyanın her yerini internetten bulabilirsiniz NASA'nın sitesinden. Ama bizim için değerli olan derinlerde ne oluyor? Her 5 metrede bir sıcaklık ölçerlerimiz var. Bunları programlıyoruz, senkronize olarak her saat başı sıcaklığı ölçüyorlar ve bunları her yıl çıkarıp bir grafik alıyoruz. Bakın bu grafikte çok önemli bir şey var. En üstteki 2015 yılı, şu çizgiye bakın, 20 metre çizgisinde sıcaklık değişimi var. Biz buna termoklin diyoruz. 20 metrede sıcaklık değişir, soğur, aşağıda bir sürü sünger, mercan, bu habitatlar soğuk suda yaşamayı sever. Bakın 2016'da bu çizgi 30 metreye inmiş. 2017'de bu çizgi neredeyse 40'a iniyor. 2018'de 40'ın altında, 2022 verileri için haftaya gidip çıkaracağım cihazları. Alın size iklim değişikliği. Her sene 5 metre, 5 metre, 5 metre sıcak sular aşağıya gidiyor. Bu neye sebep oluyor? Bunun ne olduğunu bilen var mı? Dünyanın en büyük midyesi. 1.50 santime kadar büyüyor. Günde 4 ton su süzebiliyor. Ve daha da önemlisi, bakın üzerinde süngerler büyüyor, bir yaşam alanı oluştu. 2018 yılında eşimle beraber bir deniz seyahatindeyken, kendisi deniz biyoloğudur, her zaman yanında örnek şişelerini taşır, tüm pinaları da ölürken gördük. Örneklerini aldı eşim ve 2018 yılında Akdeniz'deki bütün pinalı bir listem kurdu. Hiçbirinizin haberi yokken, hiçbirimizin haberi yokken suların altında, bizim çağımızda, bizim devrimizde milyarlarca yıldır orada olan bir canlı yok. Nesli tükendi. Haberimiz var mı? Umursuyor muyuz? Ama kim bilir kaç tane deniz canlısı bununla beraber kayboldu. Ve bakın, kendi mezar taşını daha ölmeden diken tek canlıdır pinanabiliriz. Hepsi ölü. Sağdaki eşim İnci, geçen hafta bakanlığın iklim değişikliği projesinin danışmanıdır aynı zamanda. Dalışlara gitti. Bana bir telefon edişi var, böyle ağlamaktan korktum, bir şey oldu zannettim. Zaten bir tane canlı buldum, 15 santim dedi, yani ağlıyor konuşurken. Bir tane canlı Pinna nobilis görmüş eşim. Ve canlı. Bütün Göbor Körfezi'nde. Nasıl hayatta kaldı, nereden geldi? Bir tane ama çok büyük umut, belki geri gelecek, belki kaybolmadı. Dolayısıyla suların altının korunması lazım, bunların üzerine demir atılıyor, bunların üzerinde troller çekiyor. Ve su sıcaklığı artınca, bakın istilacı türler geliyor. Bu istilacı türler, balıkçının yakaladığı balığın %85'i şu anda. Hiçbiri para etmiyor. Bunların hepsini balıkçıdan aldık. Türkiye'deki üst düzey restoran şefleri bunlardan menüler hazırladılar.
ve İstanbul'da ilk kez, Türkiye'de ilk kez sevgili Mehmet Gürsün Mikla restoranı aslan balığı menüsünü aldı. Her hafta kendilerine 40 kilo balık gönderiyoruz. Ve daha yılbaşından bu yana 5700 kilo küçük balıkçıdan aslan balığı satın almışız dernek olarak ve bunları restoranlara vermişiz. Alternatif bir gelir yaratmışız. Ve deniz çayırları. Deniz çayırları, belki birçoğunuzun haberi yoktur, dünyada en fazla karbon depolayabilen bitki. Metrekarede 8 kilogramla dünyanın en fazla karbon depolayan bitkisi. Dolayısıyla bu bitkinin korunması çok önemli. Her yerden örnekler alıyoruz aşağıda ne kadar karbon biriktiği ile ilgili. Ve dolayısıyla şu anda onların korunması için çok büyük bir planımız var. Süremiz doluyor. Bakın balıklarımızın boyları arttı. Kadın balıkçılarımız çok daha büyük balıklarla yakalıyorlar artık. Gökova'dan bir küçük balıkçının, kadın balıkçının oğluyla yapmış olduğu bir avdan sahne. Ve 2013 yılından beri balıkçının aylık gelirindeki artış hala çok ciddi olarak yukarı gidiyoruz. Ve Beyaz Laos geri döndü, %45'ine tekrar kooperatifin gelirlerine hakim. 2017'de dünyanın en iyi koruma projesi seçildik. Bunun üzerine Tehdit Altlık Coğrafyada programında şu anda Avrupa'nın en büyük 8 ekosistem restorasyonu projesinden birini götürüyoruz. Bakanlıklarla çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Onları ikna etmeye çalışıyoruz. İnşallah Türkiye'nin 30x30 kampanyasını yakın bir dönemde imzalatacağımızı umuyoruz. Teşekkür ederim.